Son seansla devam ediyoruz sayın seyirciler yayınımıza. MT Portföy Yatırım Danışmanı Sayın Sinan Alican'la birlikteyiz. Hem küresel gelişmeleri, küresel piyasalardaki gelişmeleri hem de BIST 100'deki tabloyu haftanın son işlem gününde Sayın Sinan Alican sizler için değerlendirecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle BIST 100'ü soralım. %1,73'lük bir yükselişle kapattı BIST 100 günü. 9.685,49 puanla noktaladı hem günü hem haftayı. Aslında dün kapanıştan itibaren moralli bir seyir var gibi görünüyor BIST 100'de. Gelecek haftaya ilişkin beklentileri de size soracağım ama hafta boyunca BIST 100'deki görünümü bir değerlendirebiliriz öncelikle. Evet, Borsa İstanbul'a baktığımızda aslında hafta içerisinde bildiğimiz üzere burada 200 günlük ortalama ciddi anlamda takip ettiğimiz bir seviyeydi ve dün itibariyle baktığımızda o seviyenin de aşağısı test edilmişti. 9.275'lere kadar bir geri çekilme gördük. Ancak oralardan gelen tepki hareketiyle birlikte özellikle hem dünü pozitif kapadık ve bugün de haftanın kapanışını gayet iyi bir tepki hareketiyle aldık. Burada özellikle sektörel olarak baktığımızda bankacılık tarafının biraz daha baskılı olduğunu hissediyoruz. Bugün görece pozitif kapattı ama yataya yakın bir pozitifle kapattı bankacılık tarafı. Ancak sanayi tarafında ve holding tarafında ciddi anlamda bir pozitifliğin olduğu bir günü geride bıraktık. Bu tarafta bizim aslında birkaç tane nedeni hep konuşuyoruz. Bunlardan birincisi bilançolar tarafında bozulmalar vardı. Özellikle enflasyon muhasebesiyle birlikte karlılıklarda düşüş olduğunu ve dolayısıyla da Borsa İstanbul tarafına bir baskı yarattığını söylemiştik. Yine diğer baktığımız nokta ise yabancı yatırımcının bu tarafta yine ağırlığının istediğinden düzeyde olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bunlar bu gibi sebepler Borsa İstanbul tarafında bir baskıya sebebiyet vermişti. Ancak diğer taraftan da elimizde pozitif senaryolarda hikayelerin de olduğunu biliyoruz. Bu tarafta ilk olarak ayın başında bildiğimiz üzere bir not arttırımı geldi. Görünüm tarafında ise bir pozitiften durağına gelmişti Fitch tarafında. Yine baktığımızda aslında Avrupa tarafında hem de ABD tarafında merkez bankalarının kararlarının açıklanacağı bir ay olacak. ECB tarafında ikinci faiz indirimini aldık. Dolayısıyla genişlemeci politikaları artık geçecek olan bir küresel taraf var. Dolayısıyla bu tarafın da bizim için bir hikaye yarattığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu tepki hareketini biz iki tane noktaya bağlıyoruz. Bunlardan birincisi teknik olarak anlamlı bir yere geldik ve 9.400'ler gün kapanışı itibariyle o seviyenin kırılmadığını gördük. Gün içerisindeki evet bir dalgalanma oldu ancak düne baktığımızda günü yüksekte kapadı. Bir teknik olarak burada bir olumluluk söz konusu. Diğer taraftan da Avrupa ile birlikte artık para politikası tarafında özellikle genişleme tarafına geçmesi sebebiyle de bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin buradan bir pozitiflik sağlayacağının da bir hikaye yarattığını düşünüyoruz. Dolayısıyla teknik olarak baktığımızda özellikle önümüzdeki hafta itibariyle 9.700'ün üzerinde bir seviye izlememiz durumunda ilk etapta 9.850'ye kadar bir tepki hareketinin devam edebileceğini öngörüyoruz. Tekrardan bir olumsuzluk olması halinde ise yatırımcılar 9.500'lü seviyeleri ve 200 günlük ortalamada yine 9.400 seviyelerde aşağıda destek olarak takip edebilecek noktalar olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü kapanış 9.685 seviyesindeydi. Yönün yukarı olduğunu söyleyebilmemiz için 9.700 seviyesinin üzerinin görülüyor olması, o seviyenin üzerinde kalması o halde önemli diye anlıyorum. Doğru mudur? Doğrudur Özlem Hanım. Burada teknik olarak baktığımızda özellikle önümüzdeki hafta itibariyle yine önemli gelişmeler var. FED tarafında faiz kararı açıklanacak 18 Eylül tarihinde. Önümüzdeki hafta teknik olarak 9.700'ün üzerinde kalıcı birkaç gün geçirmemesi halinde ilk etapta biz 9.850'li seviyelerin gündeme geleceği, tekrardan da aslında 10.000'li seviyelerin burada asıl psikolojik olarak da takip ettiğimiz direnç seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, FED tarafını da konuşalım. Bütün borsalar aslında FED'in kararına odaklanmış durumda. 18 Eylül'de FED'in toplantısı, hemen arkasından TCMB toplantısı da var. Onu da ayrıca konuşacağız ama öncelikle FED diyelim.
25 bas puan şu anda senaryosu ağırlık kazanmış gibi görünüyor ama ABD tahvillerindeki fiyatlamalara bakıldığında da halen 50 bas puanın da masadan tam olarak uzaklaşmadığı noktasında tespitler var. Sizin değerlendirmeniz nedir? Fed nasıl bir yol izleyecek? Geçtiğimiz hafta itibariyle aslında baktığımızda bildiğim üzere ABD'de tarım dışı istihdam verisini aldık. Yine ADP tarafında özel sektör istihdam değişim verilerini aldık ve bu gibi veri akışı ile birlikte özellikle ABD borsalarında ve fiyatlamalara baktığımızda 50 bas puanlık bir indirimin masada güçlü bir şekilde seyrettiğini görmüştük. Ancak onun öncesinde Jackson Hole toplantısında Başkan Powell'ın açıklamalarında ise özellikle para politikasını ayarlama zamanının geldiğini ve dolayısıyla da burada bir indirimi direkt olarak sinyalini vermişti. Açıkçası burada yapılacak olan bir 50 bas puanlık indirimin piyasalarda bir açıkçası negatifliğe sebebiyet verebileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla takvime bağlı olarak ve veri akışına bağlı olarak 25 bas puanlık bir indirimle ilk etapta başlanacağını ve devamında da veri akışının durumuna göre de kalan iki toplantıda da 25 bas puanlık 25-25 yani totalde 3 tane faiz indiriminin olabileceğini biz burada öngörüyoruz. Ancak buradaki önemli noktanın evet bildiğimiz üzere enflasyon datası açıklandı hafta içerisinde ABD tarafında ve %2,5'a kadar da aslında burada geri çekilmeyi gördük. Yine aylık tarafta da geri çekilmeler mevcut ancak çekirdek enflasyon tarafında özellikle konut tarafının desteklemesiyle birlikte bir miktar orada beklenti üzerinde bir veri akışının olduğunu görüyoruz. Sadece enflasyon datasının değil Fed'in özellikle iş gücü piyasasının da burada vurguladığını hep Powell'ın açıklamalarına baktığımızda görüyoruz. Dolayısıyla ilk etapta 25 bas puanlı bir indirimin başlayacağını ve devamında Başkan Powell'ın açıklamalarının da veriye odaklı ve biraz daha açıkçası burada güvercinin açıklamalarının gelebileceğini öngördüğümüzü söyleyebilirim. Evet. Peki 19 Eylül'de de TCMB faiz kararını açıklıyor olacak. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik bir sinyal verip veremeyeceği tabii bu PPK metninde takip edilecek. Metinde herhangi bir değişiklik olup olmayacağı noktasında sizin beklentiniz nedir diye sorayım. Burada aslında bir önceki faiz toplantısına baktığımızda metinde geçen ifadeler aylık enflasyon datasında belirgin kalıcı bir düşüş sağlanana kadar para politikasının sıkı bir şekilde devam edeceğini vurgulamıştı. Hatta bir bozulma olması durumunda aylık enflasyon datasında sıkılaşma düzeyinin arttırabileceğinin de vurgusu yapılmıştı. Dolayısıyla şu an itibariyle en son aldığımız enflasyon datasında yine baz etkisinin etkili olduğunu ve aylıkta 2.47'lik, yıllıkta ise 51'lere gelen bir enflasyon datamız var. Ve yine OVP rakamları da açıklandı ve yılı 41.5'lu seviyelerde kapanması enflasyon tarafında beklentiler dahilinde OVP'de geçen rakamlara baktığımızda. Dolayısıyla enflasyon tarafında baz etkisiyle bir noktaya geldik ancak İşin diğer tarafına baktığımızda ise son iki tane açıklanan sanayi üretimi verisinde ciddi anlamda daralmaların olduğunu, dolayısıyla büyümeye yönelik olan verilerde doğal olarak bu sıkılaşma sürecinin etkisiyle birlikte daralmaların olduğunu görüyoruz. Yine PMI'lar tarafına baktığımızda sektörel olarak tüm datalarda gerilemelerin olduğunu, özellikle imalat tarafında da geri çekilmelerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir taraftan enflasyon tarafında baz etkisiyle birlikte geri çekilme var ancak diğer taraftan da özellikle sanayi ve imalat tarafında da bozulmaların olduğu artık çok net bir şekilde rakamlara da yansımakta. Dolayısıyla piyasanın da bir noktada faiz indirimi beklentisi de hep masada olduğunu görüyoruz ancak TCMB tarafından metinlerde geçen ifadelere baktığımızda aylık enflasyon datasının ciddi anlamda burada vurgulandığını, dolayısıyla da biz önümüzdeki hafta yapılacak olan toplantıda herhangi bir faizde değişim beklememekle birlikte yılın son iki toplantısında özellikle Kasım ve Aralık toplantılarında enflasyon datasındaki yine vurguladığımız üzere aylık enflasyon datasında eğer bir %2'nin altında rakamlar gelmeye başlarsa ilk etapta bir 250'lik
bas puan indirimle başlayabileceğini öngörüyoruz. Ancak şu an itibariyle biraz konuşmak bunlar için erken. Önümüzdeki hafta açıklanacak özellikle metini, TCMF faiz metinini dikkatle takip ediyor olacağız. Bu tarafta dediğim gibi haftaya herhangi bir biz bir değişiklik beklemiyoruz faiz tarafında. Evet, siz ilk faiz indiriminin Kasım ayında gelebileceğini öngörüyorsunuz kurumsal olarak, onu ifade ettiniz. Benzer tespitler aslında öngörüler daha doğrusu yurt dışı kurumlardan da yapılıyor. Mesela Barclays Kasım'da olur öngörüsünde bulunmuş, daha önce Ocak diye bir öngörüde bulunmuşken Kasım'a ilk indirimin yapılacağı öngörüsünü çekmiş. 50 bas puanlık bir indirim ifadesini kullandınız. Ben şunu da sormak istiyorum. Yani bu noktada farklı görüşler var. Böyle erken olacağını, bunun en erken indirimini Ocak ayında yapılması gerektiğini söyleyen yorumcular görüyoruz. Böyle bir faiz indirimi erken mi olur? Piyasanın gözünü korkutur mu? Bazı yorumcularımız 50 bas puanlık bir indirimden piyasalar ürkmeyecektir değerlendirmesini yaparken bunun erken olacağını ve hani zaten çıkışta olan yabancıyı daha da fazla ürküteceğini söyleyen konuklarımız da oluyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada biz açıkçası sözlü iletişimin oldukça önemli olduğunu vurgulayabiliriz. Burada evet bir faiz indirimi olsa da doğal olarak baktığımızda aslında enflasyon, bir yıllık enflasyon beklentisine göre reel bir faizin olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Yine tabii burada vurguladığımız nokta özellikle enflasyon dataları, önümüzdeki aylarda alacağımız enflasyon datalarında istenilen rakamlar, istenilen aşağı yönlü seviyeler gelmezse eğer tabii ki burada bizim beklentilerimizde veya piyasanın beklentisi de doğal olarak 2025 yılının ilk çeyreğinde bir indirim tarafına doğru kayabilir. Ancak burada baktığımız datanın aylık enflasyon rakamları olduğunu ve dolayısıyla o tarafta eğer OVP ile uyumlu olarak yıl sonu 41-42'li bir enflasyonu kapatabilirsek eğer doğal olarak Kasım ve Aralık ayları için bir marş bıraktığını söyleyebiliriz ki burada da özellikle yine en başta da vurguladım, eğer bir indirim olacaksa da bunun sözlü iletişimin çok çok önemli olduğunu vurgulayabiliriz. İndirim olduğu halde sıkılaşma sürecinin devam edeceğini ve kararlılıkla uygulanacağı vurgusu yapılırsa eğer burada piyasaların bu korkuyu da bir şekilde absorbe edebileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla iki tane noktayı vurgulayabilirim. Bizim bu kendi belirlediğimiz projeksiyonda birincisi aylık datalarda istenilen rakamların gelmesi lazım. Diğer durumda ise özellikle faiz indirimi yapıldığı durumda bu durum dahilinde de özellikle sıkılaşma sürecinin kararlılıkla uygulandığı vurgusunun da yapılmasının biz önemli olduğunu düşünüyoruz. Az önce siz de OVP'den söz ettiniz. OVP hedefleri özellikle enflasyon ve büyümeyle ilgili rakamlar açısından ve bunların birbiriyle tutarlılığı noktasında değerlendirildi. 2025 hedefine ilişkin bazı eleştiriler de geldi. OVP hedeflerini siz tutarlı görüyor musunuz ve orada verilen mesajlar, mesela en son Fitch'in not değerlendirmesinde de aslında sıkı para politikası duruşundan orada çıkar grupları ve lobiler etkisiyle ifadesi vardı. Bir geri dönüş riskinden söz ediliyor. Verilen mesajlara baktığınız zaman ekonomi yönetimiyle TCMB uyumu açısından hedefler ve açıklamalar neye işaret ediyordu? Evet, OVP tarafında bu yıl için 41,5'luk ile enflasyon önümüzdeki yıl içinde %17'li bir enflasyon söz konusu. Bu yıl rakam olarak %3,5'luk bir büyüme. Önümüzdeki yıl için ise %4'lük bir büyüme söz konusu. Burada sizin de aslında belirttiğiniz üzere biraz tutarsızlık söz konusu şu şekilde. Enflasyon tarafında %17'li rakam, yani bir artış hızında yavaşlama beklenirken büyüme tarafında bu yılda %3,5'la önümüzdeki yıl ise %4 ile büyüme burada hedefler dahilinde. Dolayısıyla bu yılın aslında geneline baktığımızda da enflasyon tarafıyla ilgili olarak bir hedef ilk başta belirleniyor. Devamında bu ileriye yönelik olarak biraz sapmalara doğal olarak sebebiyet veriyor. Yıl içerisinde vergiler olsun veya ücret zamları olsun.
buradaki değişimi beraberinde getirmekte. Dolayısıyla önümüzdeki yıl için burada büyüme tarafıyla ilgili olarak belki %4'lü rakamlar yıkılansa dahi enflasyon tarafında %17'li rakamların, yani büyüme tarafında bir %4'ü alabilirsek 2025 yılında özellikle enflasyon tarafındaki 17'li rakamların yukarı yönlü revize edileceğini burada öngörüyoruz. Dolayısıyla evet, diğer rakamlarda özellikle geçmiş yıllardaki OVP'lere baktığımızda dolar TL tarafında, gayri safi yurt içi hasılalar tarafında veya büyüme tarafında benzer hedeflere benzer rakamlar alırken enflasyon tarafında genellikle biraz daha beklenen veya hedeflenenden yukarı yönlü sapmış bir enflasyon datası alıyoruz. Dolayısıyla 2025 yılı hedeflerinde de bu tarz bir durum söz konusu olabilir. Dolayısıyla sizin de aslında soruda belirttiğiniz Fitch tarafının bir açıklaması vardı. Çıkar grupları ve lobilerle ilgili bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla geçmiş yıl tecrübelerinde Türkiye ile ilgili olarak bakan değişiklikleri veya TCMB başkan değişiklikleri yabancı kurumların raporlarında bir endişe olarak hep masada durmakta. Biz de açıkçası 2025 yılında bu uygulanan dezenflasyon süreçli politikaların devam edeceği şerhiyle açıkçası bu durumun gerçekleşebileceğini, enflasyon tarafında belki ufak da olsa bir yukarı yönlü sapmayla bu hedeflerin gerçekleşebileceğini öngörüyoruz. Evet, son dönemde başka bir hikayenin eksikliği hep vurgulanıyor. Herhalde BIST 100'ü destekleyebilecek en önemli husus sıkı para politikasının devam etmesi ve enflasyonla mücadele noktasında bir başarının ortaya konması. Ama yine de bununla birlikte az önce de konuştuğumuz konuyu ben size sormak istiyorum. ECB'den ikinci faiz indirimi geldi. Fed de faiz indirimlerine büyük bir ihtimalle 18 Temmuz'dan itibaren 25 bas puanla başlayacak. Bu gelişmelerle birlikte yabancı acaba BIST 100'e ilgi göstermeye başlar mı? Bir süredir satışta olduğunu görüyoruz zaten yabancı yatırımcının. En son 6 Eylül haftasında DIPS'te de 863,7 milyon dolarlık bir satış gerçekleşmiş ve yabancının sattığı toplam hisse miktarına bakarsak son 5 ayda 2,8 milyar doları bulmuş. Bir değişiklik yani hemen hızlıca görmemiz söz konusu mu, yoksa kendi hikayemizde başarılı olduğumuzu yabancıya gösterdikten sonra mı BIST 100'e yabancı ilgisi tekrar başlar? Siz nasıl görüyorsunuz? Borsa İstanbul'da aslında sizin de belirttiğiniz üzere ciddi anlamda menkul kıymet datalarına baktığımızda özellikle hisse senedi tarafında son 5 ayda 2.8, yılın başından itibaren ise 2 milyar TL'ye bir satış söz konusu. DIPS tarafında ise yılbaşından itibaren 11 milyar dolarlık bir alım tarafında yabancı yatırımcı. Burada aslında şu an itibariyle sabit getirili menkul taraftaki getirinin cazibesiyle yabancı yatırımcı tarafının tahvil tarafına ilgi duyması aslında çok da sürpriz bir durum değil. Ancak önümüzdeki dönem itibariyle özellikle Borsa İstanbul tarafında birkaç tane hikayenin burada bize önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan birincisi şu an itibariyle aslında finansallar tarafında baktığımızda burada birinci olarak sıklaşma sürecinin verdiği finansallarda özellikle finansman giderlerinin artan şirketler, borçluluk tarafında problem yaşayan şirketler, satışlar tarafında pazar paylarını korumalarına dahi, ancak burada marjlar tarafında özellikle maliyetlerin artmasıyla birlikte kar marjları tarafında gerileyen finansalları aldık ve şu an itibariyle de belki 100 tane açıklanan şirketten yani %'lik olarak baktığımızda %20'lik belki bir iyi finansal aldığımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir başka etkinin de enflasyon muhasebesi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son dönemdeki kat sayının da enflasyon kat sayısının artmasıyla birlikte bu finansallarda ciddi anlamda net parasal kayıp yazan şirketlerin olduğunu gördük. Önümüzdeki dönemin hikayesi şu şekilde olabileceğini biz burada öngörüyoruz. Enflasyon tarafında özellikle dezenflasyon sürecinin ağır basmasıyla birlikte enflasyon muhasebesinin etkilerinin azalmasıyla karlılık rakamlarında
artış olabileceğini, dolayısıyla da Borsa İstanbul için bir katalizör olabileceğini burada öngörüyoruz. Diğer taraftan ise evet, aslında şu an itibariyle de önümüzdeki 3 ay sonrasına da baktığımızda sıkılaşma düzeyinin, seviyesinin yüksek olacağının rakamlarda da gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ancak Borsa İstanbul tarafının biraz daha önceden fiyatlama stratejisinin olması sebebiyle 6 ay, 9 ay önceden bir fiyatlamanın olabileceğini, dolayısıyla yılın son çeyreği itibariyle, son ayları itibariyle de bu enflasyon muhasebesi hikayesinin belki de algısal olarak faiz indirimlerinin sürecinin başlama hikayesinin ve sizin de sorarken özellikle vurguladığınız küresel taraftaki indirim döngüsünün başlama hikayesinin biz satın alınabileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla açıkçası evet, şu an itibariyle 11.200'den geri çekilen 9.700 şu an itibariyle bugün ve dün her ne kadar pozitif kapatsak da 11.250 seviyelerden 9.700'e kadar gelen ve kar realizasyonu olan bir Borsa İstanbul tarafı var. Ancak bu döngünün özellikle önümüzdeki aylar itibariyle ve özellikle yılın son ayları itibariyle de tekrardan pozitif hikayelerin fiyatlanacağı seçeneğe doğru ilerleyeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Evet. Peki son olarak emtialara da bakalım. Altın fiyatları ECB'nin faiz indirimine Fed'in takip edeceği beklentisiyle yükselişini sürdürüyor. Altında görünüm ve kritik seviyeler. Özellikle altın tarafında birkaç tane nokta var bu tarafta da. Resesyon endişeleri, özellikle yine küresel taraftaki jeopolitik gerginlikler ve önümüzdeki hafta itibariyle de Fed tarafının artık genişleme adımının ilk adımını atacağı artık piyasalar tarafından da beklentiler dahilinde. Dolayısıyla bu tarafta da emtia tarafında, ons altın tarafında ciddi anlamda katkı verdiğini gördük. Bu taraftaki teknik olarak da baktığımızda aslında 2500'lü seviyeler ciddi anlamda bizim takip ettiğimiz noktalardı. Geçtiğimiz aylarda bildiğimiz üzere Japonya kaynaklı carry trade kaynaklı işlemler olmuştu ve o dönemde ons altın tarafında 2380'lere kadar gerileyen bir ons tarafı görmüştük. Ancak önümüzdeki kalan, yani carry trade kaynaklı işlemlerden bugüne kadar geçen süreye baktığımızda 4.40'lardan ABD 10 yıllık tahvillerinde şu an itibariyle 3.66'lara kadar gerileyen bir tahvil faizleri var. Diğer taraftan ise ABD dolar endeksinde ciddi anlamda geri çekilmeler var. Dolayısıyla bu tarafın da ons altın tarafına tahvil faizlerindeki geri çekilme ve Fed tarafının faizlerdeki indirim döngüsünün başlamasının ons altın tarafına katkı verdiğini ve bizim kritik olarak takip ettiğimiz teknik olarak 2500 ons seviyesinde üzerinde attıktan sonra da o pozitifliğin daha da yayıldığını gördük. Şu an itibariyle önümüzde 2600'lü seviyeler var. Bu seviyenin de üzerine atıp eğer kalıcı olabilirsek ons altın tarafında yılın geri kalan aylarında da bu pozitifliğin devam edebileceğini biz burada öngörüyoruz. Bir de gümüşü sormak istiyorum size. Son dönemde gümüş de iyi kazandırdı. Ocak-Ağustos döneminde altın ve gümüşün ons fiyatı %20'nin üzerinde artış kaydetmiş. Bu altın-gümüş rasyosu üzerinden yapılan analizler de var. Gümüşle ilgili hedefler, gümüş tabii güçlü endüstriyel taleple de bağlantılı gümüş fiyatı. Gümüşle ilgili beklentiler nasıl? Aslında gümüş tarafındaki makro hikayenin de biz bu tarafta ons altın tarafındaki makro hikayeyle benzer şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu tarafta da aslında baktığımızda Fed tarafının genişlemeye yönelik politikaları ons altın tarafında da ons gümüş tarafında da katkı verdiğini görüyoruz. Bu tarafla ilgili olarak sizin de belirttiğiniz üzere aslında endüstriyel tarafta da ons altın tarafına göre bir farklılığı da noktası da ons gümüş tarafının özellikle endüstri tarafında da kullanılabilir olması. Dolayısıyla ekonomilerin büyüme sürecine girmesi, genişleme politikalarıyla büyüme tarafından desteklenmesi de algısal olarak ons gümüş tarafına katkı vermekte. Bugün itibariyle baktığımızda 30.80'lerde bir fiyatlama var. Bu tarafla ilgili olarak da aslında önümüzdeki dönem itibariyle ons altındaki o pozitifliğin bu tarafa da
açıkçası benzer olabileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla yılın geri kalan aylarında hem ECB tarafında hem Fed tarafındaki genişleme politikalarının ve algısal olarak da bu genişleme algısının emtia tarafında, ons gümüş tarafına da pozitif yönde seyir etmesini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz MT Portföy Yatırım Danışmanı Sayın Sinan Alican. Çok teşekkürler. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler, son seansında sonuna geldik ve haftayı noktalıyoruz. Pazartesi günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde gün sonunu izleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.